Şimdi Bilgen sormuş. Kişi ancak bariyeri geçtikten sonra günah ve sevaptan sorumlu oluyorsa bunun bir ödül ya da ceza sistemi var mıdır? Sevabın ödülü ve günah günahın cezası nedir? Sevap yaratana yakınlaşmak demek. Tamam Sevap ıslah olmak demek. Sevap dediğimiz şey sokaktaki adamın anladığı şey değil sevaptan. Sevap demek ne, de, ne demek? Sevap iyilik yapmak değil mi? normalde İyilik yapmak ya da dini çevrelere giderseniz dini vecibeleri yapmak ama esasen sevap iyilik yapmak demi demek. O yüzden Allah'ın emirlerinin ne, ne diyor ilk on emrinde dua et demiyor. Adam öldürme, tecavüz etme, hırsızlık etme, yalan konuşma diyor değil mi? Ne diyor yani adama iyi bir insan olman için bunları 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 yapma diyor. Sevap demek iyi bir insan olmak demek esasen. O yüzden sevap demek kişinin alma arzunu ihsan etmeye, ıslaha getirmesi demek ki arzumu kendi menfaatim için kullanmayayım ama başkasının iyiliği için kullanayım. Sevap ona denir. Kişinin kendisini ıslah etmesine sevap diyoruz. O yüzden elle kolla, başımızla bir tarafımızla yaptığımız fiziki bir şey değil. Sevap öyle olmaz. Dini vecibeler cibeler ...sevap olarak dinlerde sayılsa da... ...maneviyatta hiç alakası yok. Maneviyatta burayı değiştirmediğin sürece... ...elinle kolunla istediğin her şeyi... Yap. ...istersen yoga yap. Hindistan'da da oruç tutuyorlar. Var bir sürü dinde var oruç. Bir sürü dinde var kurban kesmek. Bir sürü dinde. İbrahim'in dinlerinde de var hepsinde... Ama bahsettiği şey hayvan kesmek değil. Bahsettiği şey <laughs> yemek yeme ama hırsız ol. Yok öyle bir şey. O yüzden dini, dışarıdaki dini vecibeler sevap diye geçse de dinlerde maneviyatta öyle bir şey yok. Maneviyatta sevap demek kendimi ıslah ettim demek. İhsan etmeye geldim demek. Tamam. Bu bir. Sevabın ödülü dolayısıyla ne? Yaradan gibi sevebilmek, ihsan edebilmek. Ödül o. Cezası ne? Günaha düşmek ne? Günaha düşmek, yaratana zıt olmak, ters olmak. Günaha düşmek o, yaratana uzak olmak. Ama bu gerekli bir şey. Yani günah, sevap, yani sevap günah olmadan olmaz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Biri olmadan diğeri olmaz. O yüzden kişi günahı görmek zorunda. Yani nerede kötü olduğunu ifşa etmek zorunda. Ki onu ıslah edip sevaba çevirsin. Bu. Günah esasen hatamı görmekten ziyade, yani hatamı görüyorum, düşüyorum. Tamam mı? Bu günah. Yerdana uzaklığıma ceza denir. O yüzden kişinin aldığı ceza yerdana uzak olmak. O yüzden bizim dünyamız yaratana en uzak yer sanki <laughs> sanki en kötü yer burası gibi cezalandırılmış gibiyiz burada o yüzden. Yaradanı hissetmiyoruz. Yaradana yönelik hiçbir hissiyatımız yok. Burada karanlık içinde bir hayatımız var öyle. Kimse ne yapacağını bilmiyor. O yüzden sanki biz ceza almış gibiyiz diyebiliriz. Ceza o. Maneviyatta ödül ve ceza. Ceza yaratandan uzak olmak, ödül yaratanla bütünleşmek. Sevap, alma arzumu ıslah edip ihsan etmeye getirmek, sevgiyle başkasının faydası için kullanmaya getirmek, ee, günah dediği şey de kötülüğümü ıslah etmemek, onun içinde durmak ya da iyilik yapabiliyorken yapmamak. Maneviyatta günah iyilik yapabiliyor iken yapmadığım zaman. Bizim dünyamızda kötülük yaptığın zaman günah tanımı var. Maneviyatta öyle değil. Maneviyatta iyilik yapabilirken yapmazsam da günah.